Efendim ikinci bölümde Samsun Nabzı'nda Hayati Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili ve Milletvekili adayı Hayati Tekin konuğumuz. Hayati Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Ben teşekkür ediyorum. Sizden önce 10 Ekim'deki Ankara katliamındaki katliamın hem çağrıcıları hem de tanıklarıyla bir aradaydık. Sizin de müsaade ederseniz bu konuyla ilgili değerlendirmenizi alayım. Ondan sonra Samsun'un gündemine bomba gibi düşen bir açıklama yaptınız. Evet, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden sonra biz artık doğru görüyoruz dediniz. Bunun altında ne var bunu konuşalım. Evet, teşekkür ederim, çok sağ olasınız. Ben biraz önce konuklar stüdyodan çıkarken sizin uğurladığınız pozisyonda denk geldim. Elbette ki o gündemin içinde yaşamak, sıcak olayın içinde bulunmanın psikolojisi ve düşüncesi çok daha farklı ve değişik olur. O muhakkak. Yalnız ben bir siyasetçi olarak o noktaya nereden, ne zaman, nasıl geldik? Benim için esas önemli olan nokta odur. Evet. Onu 10 Ekim katliamının 102 kişinin ölmesine sebep olan olayın başlangıcı nereden? Bu olayın başlangıcı aslında 7 Haziran sonuçlarıdır. 7 Haziran'da alınan sonuçları tatminkar bulmayan AKP'nin akilleri neticede dedi ki hayır, biz tek başımıza iktidar geleceğiz. Niçin? Geldiniz de senelerce ne yaptınız? Ama bizim sorgulanmamamız lazım, yargılanmamamız lazım. Esas olay buydu. Nasıl iktidarı tekrar ele geçiririz? Burada büyük bir komplo düşünüldü bana göre. Bu komplonun çok eski tarihi, derinliği maalesef çok eski iktidarlarda falan da bizim istihbaratımızda da CIA Mossad etkileridir. Bizim MIT'i NATO'nun aracılığıyla zaten eski akıl hocalığını yapanlar Mossad ve MIT'tir, CIA'dir. Tahmin ediyorum ki o zihniyet, o düşünce MIT direkt işin içinde olmayabilir ama o zihniyet, o düşünce, o profesyonelce tezgah hazırlama anlayışı düşünülerek dendi ki biz IŞİD'i bombalamak üzere havalanlarımızı açalım Amerika'ya ya da IŞİD'e vuran güçlere. Siz de bize izin verin. Yani Amerika'ya dendik izin verin bize. Biz de vuralım Kandil'i. Kandil'i vurdukça onun tepkisi Doğu Güneydoğu'daki dağlardaki boş bırakılan, başıboş nasıl olsa salmalık gibi gezen PKK teröristlerine bir etki tepki olayıyla onlar azar. Onlar başlar askeri polisi hatta anasını ağlamadığını istediğimiz polis askerin yanı sıra sivilleri bir şekilde ölümüne yol açar. Nihayetinde infial oluşur. O infialden de biz görüyor musunuz bakın kaos oldu. İşte böyle bir boşluk ortam doğdu. Koalisyonlar da kurulamıyor. İşte koalisyonun kurulamamasının müsebbibi de tamamen Kenya'dan telefon açan Sayın Erdoğan'dır. Bunu azıcık bir kenara koyarsak nihayetinde birçok askerlerimizin, polislerin şehit olduğuna, annelerin ağladığını gördük. Ha, terörle mücadele olmasın mı? Elbette ki olsun. Ama ben akşam yattım, sabah bir rüya gördüm. Haydi bakayım terörle mücadeleye girişiyorum şeklinde bir kişinin iki dudağının arasından çıkarak olmaz bu. Sen senelerce PKK ile görüşme yap, Oslo görüşmelerini yürüt. Hem PKK hem IŞİD'le gel Süleyman Şah Türbesi'ni anlaşarak 10 dönümlük bir stat kadar yeri koruyama, senelerce ecdat toprağı olarak korunan o noktayı kaça kaça getir. Ondan sonra gel kahramanlık şarkıları düz. Getir o polis askerlere rütbeler ver. Metiyeler düz. Halbuki bana göre daha işin başı orada başlıyor. Tezgah orada. Nasıl yani? Mesela o gün o rütbe alan komutanların rütbeleri sökülmesi gerekir. O sınırdan o Süleyman Şah türbesini korkudan yarattıkları IŞİD'den PYD'den, PKK'dan korkuya sınıra getirenlerin Yüce Divan'da yargılanması lazım. Ama Genelkurmay komutanları... Genelkurmay komutanları sivildir. Zaman... Ne, evet, onlara ne yapacaksın dersen onu yaparlar. Öyleyse herkes sorumludur bana göre. Temizlik, harekat, kararlılık budur. Evet, rütbesini kaybetti. Ben hiç duymadım Genelkurmay'dan. Biz bunu istemedik ama bize illa siviller dikte etti diye. Niçin? Mevki makam için mi susup kolluyorlar? Bu memleket hepimizin. Bugünkü iktidarın ya da bilmem kimin değil. Genelkurmay da herkesin genelkurmayı. Tamam. Bunu bir kenara koyalım. Yaratılan IŞİD terörü, ya yaratılan derken
Hepimiz biliyoruz kardeşim vicdanen biz IŞİD'e silah gönderildiğini. Daha yakında hayır hayır dendikten sonra vay gazeteci sen onları nasıl fotoğrafladığında ifşaat ettin diye. Gazetecinin üzerine varıldığını, gazetenin basının üzerine varıldığını resmen ortada. Bunu artık yani mızrak çuvala sığmıyor. Hepimiz biliyoruz. Yine hepimiz biliyoruz ki birçok IŞİD'cinin bu memleketin topraklarından doğup büyütülüp pışpışlanıp Suriye topraklarına cihata, şehadete gittiğini. Ve yine şunu biliyoruz ki bu hükümetin göz yummasıyla, aracılığıyla birçok IŞİD'cinin hatta ve hatta çok daha vahim ve korkuncu doğruysa ambulanslarla gelip sınır illerinde, Antep'te, Hatay'da tedavi görüp tekrar cihata gittiklerini de biliyoruz. Tekrar gitmemişse bile birçoğunun tedavi edildiğini görüyoruz, biliyoruz. Hatta mızrak yine öylesine çuvala sığmadı ki birçok yerde itiraf ettiler Ankara olayında olduğu gibi mesela bombacı evet ama eylemi yapmadan biz buna müdahale edemiyoruz. Ya bir DHKPC, bir DEVSOL, bir bilmem ne bunların hepsi terör örgütüdür. Sen bunu nasıl beklersin illa eylem yapsın da katliam yapsın diye. Adamın terör örgütü üyesi olduğu belli. Örneğin o son 10 Ekim'de bilmem Alagöz müdür nedir o çocuğun daha öbürünün bunların kardeşiyle konuşmaları, yani tapeleri. Konuşmaları, tapeleri dinlenmiş zaten. Bunların terör örgütü üyesi olduğu belli. IŞİD terör örgütü üye olarak ilan edildi. O ilan edilmediğince aklıma bir şey daha geldi. Biz IŞİD'i terör örgütü ilan etmedik. Amerika'ya Tayyip Bey gittikten sonra 180 derece dönüşle daha Amerika'da hemen IŞİD'in terör örgütü olduğunu ilan etti. Artık orada ne bağlantılar ne konuşmalar geçtiyse bunlar bize kapalı gizli. Ha gizli derken yine konular konuyu açıyor. İnşallah konunun yüzünden kopmayız. Eğer ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin döneminde CHP'nin Dışişleri Bakanı gizli bir şekilde İtalya'ya gidip de Yahudilerin Dışişleri Bakanı'yla hiç kimsenin haberi olmadan gizlice görüşmüş olsaydı ve bu hiç bilinmeyip de İsrail tarafından evet bizim Dışişleri Bakanımızla Türkiye'nin Dışişleri Bakanı 10 gün önce İtalya'da gizlice özel olarak görüştüler, özel mutabakatlara vardılar demeseydi Türk halkının hiç kimsenin bundan haberi olmayacaktı. Ne partilerin, ne halkın, ne bürokratların, ne yöneticilerin hiç kimsenin. Bilen 3-5 kişi. Bu kadar kirli yürütülüyor işler. Ne görüşülüyor o gizlilikte, o anlaşmalarda. Bunları da bir kenara koyalım. Gelelim yine Ankara olayına. Bakın bombacı. Hiç şu olmasa ne olacak? Adam orada tezgahlanıyor. Bunlar zaten cihat için, ölmek için hazırlanmış psikolojik ortamda yetiştirilmiş canlı bombalar. Nereye istersen orada dava için ölüp çok daha büyük sevap kazanacağına dair hastalık yerleştirilmiş, dedi. Paketlenmiş, psikolojik olarak hazırlanmış, ölmeye, cihata hazır. Zaten o tapede de görüyorsun kardeşle konuşmalar. Bunların konuşmaları olmasa bile yetiştirilme tarzı bu. Canlı bombayı herkes var edemez. Ama Sayın Davutoğlu bu arada işte PKK, DHKPC falan işi sulandırmaya çalışıyor. Yine orada IŞİD'i koruma sevdası var kafasının arkasında. Ya da birilerinin talimatıyla IŞİD, PKK, işte bilmem DHKPC falan filan diye. Kardeşim onlar başka bir örgüttür, bu başka bir örgüttür. Bunun yetişme tarzı ayrıdır, bunun yetişme tarzı ayrıdır. Onları harmanlamasında bile bir siyasi komplo var. Bunu da koyduk bir kenara. Adam oradan geliyor. Elini kolunu sallayarak Ankara'ya geliyor. Bombalarını yüklüyor. Çelik misketlerini dolduruyor. Kahvaltısını yapıyor. Taksiye binip o kalabalığın topluluğun içine geliyor. Orada bekliyor. Daha fazla vahşet ve insanı öldürebileyim diye. Ondan sonra eylemini yapıyor ve ne bir polis, ne arama, ne istihbarat. Sonradan çıkıyor bunlar. Bunlar keşke çıkmasaydı. Devletin, milletin, emniyetin, MIT'in ayıbı. Bile bile katliama göz yumulmuş. Tamam. Bunun sorumlusu kim? Suçlusu kim? Ben miyim? MHP mi? CHP mi? HDP mi? Oraya barış mitingine çağıran insanlar mı? Ya bu kadar vurdum duymazlık, bu kadar boşluk, bu kadar sorumsuzluk olamaz. Ondan sonra kalkıp hala İşte bu bomba patladı, bizim oylarımız yükseldi deme gafletinde de bulunabiliyor. Bu ne anlayış, bu ne delalet, bu ne gaflet ya? Sen bir başbakansın. Yani anlaşılır gibi değil. Bu kadar basiretsiz, kaos ortamından beslenen bir hükümet, bu başka bir Avrupa ülkesinde olsa,
Cihan alem, bırakın o ülke, o ülkenin etrafındaki ülkeler bile ayağa kalkar. Ama maalesef ki bizim ülkemizde hala alkış alıp %30-40'larda oy durabiliyor. Bu milletin de bu kadar gaflet içinde olduğunu gösteriyor. Böyle bir devlet anlayışı, çadır devlet anlayışı olmaz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Biz bu cumhuriyeti bağımsızlık mücadelesi yaparak sınırlarımızı kanla çizdik. Ve dedik ki dünyada barış, cihanda barış, misak-ı milli sınırları bizim için olmazsa olmazımızdır dedik. Ama yapmış olduğumuz bu piyonluktan kaynaklanan hatalar bizi bugün sorgulanır hale getirdi. Sınırlarımızda belki sınır bölüşümleri yapılacak. Emperyalist güçler, Amerika'sı, Rusya'sı çöktü. Suriye politikasına da ofsayta düştük. O bataklıkta yetiştirmiş olduğumuz gül de bize döndü. İnşallah 1 Kasım'a kadar yine başka eylemler yapmaz. Bekliyor musunuz siz? Bekliyorum böyle? Tabii ki. Bekliyorum. Mesela şimdi bugün buna bakıyorum. Yeni Şafak gazetesinin 10 gün önceki başlığı şuydu. Örneğin. IŞİD'i Türkiye içine Rusya sürüyor. Kendi yandaş camiasına şunu veriyor. IŞİD tekrar eylem yapacak. Bunu Ruslar sürdü ha. Amerika ve Mossad değil. Yani İsrail ve Amerika'yı kolluyor o arada. Eğer MİT değilse arkasında diyor. Mossad ve CIA'dir onu oraya yönlendirecek olan ekip. Çünkü onu yetiştiren Ruslar değil, büyüten Ruslar değil, besleyen Ruslar değil. Kendi camiasına şimdiden kafa hazırlığı yapıyor, beyin yıkaması. Bunu Ruslar yaptı. Vay Allahsız Ruslar ya, ne yapmışlar, bak IŞİD'i yönlendirmişler gibi. Ha IŞİD bugün, pardon Ruslar bugün desen ki bana İran'la beraber hareket ediyor. Hizbullah'ı yönlendirdi falan desen anlarım. Mesela. Yani oyunlar çok açık, bariz oynanıyor. İnsanlar ölüyor. Bir canın bedeli hiçbir şekilde ödenemez. Ne insanlık olarak, ne dinen, ne Türklüğe yakışır, ne vicdanlara sığar. Ama bunun üzerinden kanla beslenerek kaos yaratılıp bakın gördünüz mü? Vermezseniz 400 milletvekilini işte böyle olur dercesine bir kaos ortamı sunni olarak yaratılmıştır. Ama bir siyasi iktidar yani hedefleri için böylesine söylediğiniz bir tabloyu ortaya koyabilir mi? Koyabilir miyim? Ben sana söylüyorum. Verseydiniz 400 milletvekili böyle olmazdı diyor. Hadi buyurun bakalım o zaman bu ne demek? O zaman bunun açılımını siz yapın. Yani 400 milletvekili olsaydı ne yani olacaktı? Orada başkanlık sistemi ne mi? Başkanlık sistemi yani biz onu istedik diyor. Zaten burada oynanan oyun kafadan şuydu. Biz iktidarı kaybettik. Nasıl kazanırız? AKP'nin düşüncesi buydu. O zaman bizim ipimizi çeken ne oldu? HDP oldu. Tamam. Biz o zaman burada bir kaos yaratırsak, hem batıda hem güneydoğuda, doğuda insanlara bir endişe ve infial oluşur. Baskı altına alırız. Baraj altı HDP'yi bırakırsak iktidarı kurtardık. 300-400, yani neyse 400 olmasa bile 300 milletvekili rahat aşarız dediler. Hedef buydu. O baskıda Doğu Güneydoğu'daki olayların, polislerin, jandarmaların, benim nikahını kıydığım, eniştem dediğim kardeşim de öldü. Polis, Samsun'daki polisimiz. Nihayetinde bu kaos ortamı yaratılmasındaki sebep insanları tedirgin edip tek başına iktidar gelsin, aman istikrar gelsin, ne oluyor böyle falan infialine sokup hem batıda milliyetçilik oylarını yükseltip oy devşirmek, hem HDP'yi baraj altına bırakıp oyları almak, hem de Sosyal Demokrat projenin yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin topluma sunduğu seçim propagandası şeyine stratejisine de yansıyan işte 2 maaş ikramiye yok efendim asgari ücretin 1500 olması, mazotun 1,5 işte dolar farkından dolayı 1800 olarak revize edildi, 1800'e çıkartılmasının falan peşine bu zamana kadar nereden bulacaksın, nasıl olacak, mümkün değil, ekonomi alt üst olur diyenler, 13 yıldır vermeyenler Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikasının peşine takıldı, biz de vereceğiz, biz de vereceğiz diyerek. Demek ki verilebiliyormuş, demek ki bu millete yalan söylediniz. Şimdi terör, bunu, geçen ay ülke gündeminde vatandaşların kafasında ikinci sıradayken bu ay birinci sıraya yükseldi. Yani %42'den 47'ye çıkmış bir terör algısı var toplumun tamamında. Evet. Şiddet, doğru. Korku yaratmış olduğu etki. Orada enteresan da bir gelişme olmuş. Ekonomiyle ilgili kaygılar ve sorunların önemi
%50'den %18'e düşmüş bu ay. Yani evet. 2 ay içerisinde ekonomik problemlerin ön planda olma önceliği yerini teröre bırakmış. Yani sadece terörü konuşuyoruz artık. Peki toplum bu gerginliği, stresi ne kadar daha taşıyabilir sizce? Şimdi yani siyasetçileri, toplumunu taşıyamazken, siyasetçileri kızıyorlar. Yani şimdi, sadece AK Parti'ye değil, CHP'ye de kızıyorlar, MHP'ye de kızıyorlar. CHP'ye kızacak hiçbir şeyler yok. MHP'ye kızıyorlar. Kızabilirler, AKP'ye kızabilirler. Ama CHP'ye kızan nasıl olsa düşman ilan edeceğim, nasıl olsa oy vermeyeceğim, nasıl olsa kötüleyeceğim zihniyetiyle CHP'ye kızabilir. Aksi halde CHP'ye kızılabilecek hiçbir şey yok. Ben şahsen geçen seçimde demiştim, bu AKP ile şeytanla çuvala girmeye benzer, yılanla çuvala girmeye benzer. Bu AKP ile asla ve asla koalisyon yapılmaz. Yine diyorum, yine yapılmaz. Aklım bana onu söylüyor. Evet, bu AKP anlayışıyla, hele ona akıl veren Tayyip Erdoğan Bey'in aklıyla hareket eden, kendi aklını, iradesini saraya ipotek etmiş bir anlayışla asla ve asla ipotek koalisyon yapılmaz. Ama ülkenin içinde bulunduğu duruma baktığın zaman artık yani partiyi martiyi geçtik. Zaten sloganımız onun için bizim önce Türkiye. Mecburen bakıyoruz ki bu Cumhuriyet Halk Partisi elini taşın altına koyup, gövdesini taşın altına koyup, yani her şeyi sineye çekip belki de bir dahaki seçimde %15'lerde boğuşmak pahasına da olsa önümüzdeki neticede aşağı yukarı 3 aşağı 5 yukarı sanki koalisyonu gösteriyor. Koalisyonda Kasım'da. Evet 2 Kasım'da koalisyon konuşulacak. Cumhuriyet Halk Partisi ilkeli, ülkenin geleceğine ilkeli yalnız. Falancaya ilkeli, fişmancaya makam. Falancayı korumak için değil. Falancayı korumak için derken ben o AKP-CHP koalisyonuna evet diye elimi kaldırsam bile yarın bana HDP'li veya MHP'li faraza böyle bir durum gelişse 25 Aralık'ı getirdiği an tereddütsüz imza atar elimi kaldırırım. Zaten 25 Aralık'ın müsebbibi demeliydi ki eğer ki bu ülkede gerçekten adalet, vicdanlar rahat ve huzur bulacaksa bir dakika kardeşim benim zerrece günahım yok kardeşim. Beni yargılasın. Tarafsız yargı yalnız madem paralel maralel diyor yargının tarafsız olmadığını savunuyorsa bugünkü kendi yarattığı mahkemelere, kendi yarattığı hakimlere, kendi yarattığı savcıların huzuruna çıkıp beni yargılayın kardeş. Ben aklanmak istiyorum. Ben bu 25 Aralık'la, tapelerle ben bu topluma adalet dağıtamam. Bu toplumun karşısına alnım terlemeden huzur içinde çıkıp ben bu memlekete cumhurbaşkanlığı yapamam kardeşim deyip aklanmasını istemesi lazımken nasıl korunup nasıl saklanırım pahasına ne pahasına olursa olsun tekrar iktidarı ele geçireyim ki kimse beni yargılayamasın diye milli irade milli irade dediği milli iradeyi de yoka sayıp tekrar seçim deme gafletinde bulunmuştur. Ve şu anda biz keyfi beyefendinin keyfine seçim gidiyoruz. Bunun cezası doların 3 lira varmasıyla, ekonominin alt üst olmasıyla, esnafta paranın sıfırlanmasıyla, sanayinin durmasıyla. Koyalım bunu bir kenara. Toplum onunla ilgili bir veri paylaşmam gerekiyor. 2014 yılında ülkede koalisyona bakış açısı vatandaşlarda %45'ler seviyesindeyken şimdi yani %45'i koalisyon fikrine sıcak bakmıyorken şimdi bu oran %36'ya düşmüş. Yani olabilir. Endişeler gittikçe şimdi aynı bana benziyor işte. Ben de dedim size mesela koalisyon fikri. Şimdi yani zaten toplum da bu fikre yani AK Parti'nin, MHP'nin, CHP'nin hani bu gerginlikten kurtulmak için mi artık sesi düşünüyorum. Tabii ki yani şimdi gerginlikten bir araya gelmeyle ilgili bir eğilim içerisine mi girdi acaba? Böyle mi görülüyor yani? Ya şimdi 550 milletvekilinden bugün AKP'yi getirsen dış politika çok önemlidir. Mısır gitmiş, Libya gitmiş, Irak gitmiş, İran gitmiş, Suriye gitmiş. Herkesle düşman olmuşuz. Sıfır sorundan %100 soruna gelmişiz. Sırf sorun olmuşuz komşularla. Sırf sorun olmak, kötü olmak, hani tamam kapat kapımı dur diyemezsin. Açılan bu dünyada. Cihanın aleme mal satıyordun. Oralar hep senden gıdadan bilmem neye kadar bir sürü şey alıyordu. Sen oralardan petrol alıyordun, enerji satıyordun, elektrik satıyordun.
Ticaretin bitti. İhracatın bitti. Bugün Mısır'da anne önümü kesiyor. Diyor ki oğlum bir yıldır tutuklu. Niçin? 11 kişi. İkisi Trabzonlu. Hiçbir diyor sebep yok. Sadece Türk hükümetiyle aramızdaki bozukluktan dolayı bizim dış işlerine gittim, bakanı da buldum, yalvardım, ağladım diyor. Bizim onlarla aramız yok, yapabileceğimiz bir şey yok dedi. 11 tane masumu bile alamıyorsun. Ve dedim ki anne merak etme. Trabzon milletvekilimiz Haluk Pekşen de akrabasıymış bir tanesi. İkisinin davasını almış. Dava dışarıdan görülüyor. Yapılan araştırmalarda hiçbir suçlar yok çocukların. 3 defa arama yapılmış gemide. En son 2 tane tüfek bulunmuş. O da tüfek şey değil yani ne bileyim Kalaşnikov'tu. Ağır makinalı cinsinden tüfek diye bildiğimiz av tüfeği bulunmuş. O da sonra 3 defadan 4. defada bulunmuş. O da ne kadar inandırıcıysa. Halbuki onları oradan alabilmek basitken bizim orada 11 tane gencimiz bu hükümetin yani şunun için örnek verdim. Haluk Pekşen vekilimle beraber de Nasip Soğanlı'ya da söz verdim. Bir kontak kurup bu hükümeti ekarte edip biz Mısır'a gidip dışişleriyle kontak kurup gerekirse özür dileyip gerekirse diyaloğu sağlayıp nedir ne değildir onları almaya çalışacağız. Bunu şunun için örnek verdim. Bak basitçecik bir olay. Mısır'la bitmişsin. Bunlar sen hep Müslüman kardeşlerin Mısır'la bilmem neyle yani o saymaya bir daha saymaya gerek yok. Tamamen ticaretin bitmiş, alışverişin bitmiş. İç piyasada ürettiğini satamazsan ne yapacaksın ürettiğini? Kim üretir öyleyse? Peki. Bunu 550 milletvekilinden AKP gelse dışlarını yürütemez. 550 milletvekiliyle gelse adalet o kadar zedelenmiş ki. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önce adaleti yok oldu. İlk birinci, ikinci döneminde hizmet sektöründe beyefendilerin kendini iktidara getirirken emrettiği gibi TOKİ'lerde, hastanelerde, otoyollarda ya da duble yollarda hizmet sektöründe büyüme emrini yerine getirerek ülkede bir saman alevi gibi büyüme oluştu. O da bitti. Şimdi kendi kendilerine afaki bir takım projeler yaratıyorlar. Fazla konuyu dağıtmayayım ama yani bir seçim önce işte Kanal İstanbul unutuldu. Elhamdülillah bir şey yok. Ondan sonra geldi Türk tankı unutuldu. Unutuldu derken baya baya eğitimli okumuş insanlarda da şöyle bir gaflet var. Olayı incelememişler tabii. Defalarca konuşula Türk tankının var olduğunu zannediyorlar. Türk tankı diye bir şey yapılmadı. Koç şu anda uçaktan bombalanmak üzere, mayına bastırılmak üzere 5 tane yandan ateş edilmek üzere 5 tane tank üretti. Demir yığını şeklinde. Motoru yabancıdır. Enfraruş periskopları yabancıdır. Daha onun savunma sistemleri hiç daha gündemde yoktur. Sağ olsun Koç gene böyle bir gelişmenin mühendislik, Ar-Ge, inovasyon çalışması içindeyken başka bir firma, BMC'nin sahipleri şimdiden sanki ihale onlara verilmiş gibi tüm tezgahlarını da almışlardır. Tank üretiminde 8 tezgah denirmiş. 8 tezgahların tamamını da almış adamlar. İhalenin kime geleceği şimdiden belli. Mücahitler müteahhit oldu. Haram tavana vurdu. Ben bugün AKP'ye gönül veriyor olsam faraza. Yani ne düşünürüm? MHP'ye oy vermeyeceğim. Vermem. CHP'ye de vermem. Saadet bilmem işte şu parti. Onlara da vermem. Şimdi dönüyorum kardeşim. Bu adam... 20 milyon seçmen var bu arada. AK Parti'de. Evet tamam. Şimdi bakıyorum. Ben de sıcak bakmıştım Tayyip Bey'in ilk günlerine. Bakıyorum şimdi. O gün diyordu ki niye sıcak bakıyordun Hayati Tekin? Ben çocuklarımı okutamıyorum. Yurt dışında bir çocuğumu başka bir arkadaş, bir çocuğumu başka bir arkadaş okutuyor diyordu. Dediler ki ona, ben de belediye başkanıyım. Sen dediler şu adreste oturuyorsun, ruhsatı olmayan binada oturuyorsun. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olacak bir adama yakışıyor mu? O da ben ancak o daireyi alabildim dedi. Yani ruhsatlı daire daha pahalı, ruhsatsız daha ucuz. Ondan sonra Ülker'den trilyonlar, damatlar, amcalar, kardeşler villalarda, gemiler üst üste, One Minute dediği İsrail limanlarında bağlı gemiler, gizli anlaşmalar ve bugün dünyanın 5. başbakanı zenginlikte. Hadi de 55, Avrupa'sı var, Araplar var, dünya var. Neticeye geliyorsun, hadi tamam ne var?
Onu da koyalım bir kenara. Sıfırlanamayan dolarlar, eurolar, tapeler ortada. Yargılanamayan beyefendi ortada. Hadi onu da koyduk yine bir kenara. Koymuyoruz da hani şimdilik. Saraylar, lüks, saltanat, kendi bütçesini %97,5 artırmalar, örtülü ödeneği %100 artırmalar, uçaklar, Mercedesler, Diyanet'e de, Diyanet yakalanıp Mercedes'ini geri verince Tayyip Bey kendi Mercedes'ini veriyor. Babasının Mercedes'ini mi veriyor? Sen kimin Mercedes'ini kime veriyorsun? Tekrar Diyanet'e Mercedes veriyorsun. Günah üstüne günah. İnsanlar asgari ücretle geçinemiyor. Yoksul sayısı 17 milyon, işsiz sayısı 6,5 milyon. Açlık sınırının altında yaşayan dünya kadar insan. Sen burada israf içinde, bu yokluk, bu yoksul ülkede israfı haram diyen Kur'an'ın, Muhammed ehli olarak Kur'an'ın en fazla emirlerine riayet edecek olan bizler, sizler, tamamen din dışı bir yaşam ve uygulama. Ben ki hani az önce bahsettiğim, eğer böyle bir şey, mücahitler dediğim gibi az önce olmuş müteahhit, madem bunun günahlarını görüyorum, öbür partiyle de oy vermiyorsa, Kur'an hakkında yemin ederim gitmem o partiye de oy da vermem. Bari kenarda, madem gidecek oy verecek yerde bulamıyorsam, bari oy vermem. Ha demokrasiye aykırı mıdır? Ya verdiğin şey demokrasiyi katlediyor kardeşim. Hangi demokrasi? Adam zaten padişahlık istiyor demokrasinin en önemli olayını, parlamentoyu yok ederek. Seçimleri sabote ederek. Seçimleri sabote ederek derken biraz önce HDP'yi baraj altında bırakma çabasından bahsettik. Belki de HDP baraj altına gittiydi. Bana göre gittiydi. 440 bin oy hesap edilmişti neticede AKP tarafından, HDP'den alınacak oy. Ama nasıl ki Yüksek Seçim Kurulu oradaki birimlerdeki ilçe seçim kurullarının kararlarını kabul etmedi. Yüksek Seçim Kurulu dedik hayır, sandıklar yerinde olacak. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu Tayyip Bey'in emrinin dışına mı çıktı? Hayır. Şöyle bir durum çıkıyor o zaman da ortaya. Avrupa Birliği'nin şartlarına imza atmışız, AGİT sözleşmelerine. Neticede bu sefer ne çıkıyor karşına? Demokratik özerklik. HDP de diyor ki, ya da Doğu halkı, Doğu Güneydoğu'daki diyor ki biz diyor demokratik özerklik istiyoruz. 8 saat sandığı koruyamayan bir devlet ya da bir hükümet vatandaşı kime emanet etti diyor. 8 saat sandığı koruyamayıp şehire getiren devlet veya hükümet, ki o zaman hükümetlikten de çıkıyor, onun başında kimin olduğunun önemi yok. İsminin Ahmet mi, Kemal mi, devlet mi olduğu da önemli değil. Nihayetinde ya Devlet Bahçeli'yi kastediyorum genel başkanlar anlamında. Diyor ki bunu koruyamayan bir devlet var. O zaman biz demokratik özerkliğimizi ilan ediyoruz. Avrupa'da zaten sana şirin görünürken zaten ikili oynuyor. Bunu cihan alem biliyor, hepimiz biliyoruz. Evet, İngiltere, Almanya. Tak seni itekleyiverir. Demokratik özerklik sözleşmesini, anlaşmasını önüne, hadi Allah'ın selameti başına, kendi elinden doğuyu, kendi elinden, kendi beceriksizden, kendi basiretsizliğinden kendin ateşe atarak aman iktidarı koruyacağım ya diye ülkenin geleceğini ateşe edersin, ateşe atarsın. Yüksek Seçim Kurulu bunu gördü, belki de gerekli uyarıları gerekli yerlerden aldı, dedi ki hayır, HDP oyun tersine döndü, HDP rahatladı. HDP barajı aştı. Bir de bu patlamadan masumane pozisyona düştüler, bilmem neler işte, mağdur edebiyatı. Ve tekrar HDP'de safları biraz sıklaştırdı. Yine bugün anketlere bakıyorsun, HDP 12-13. Yani peki, AKP iktidarının ipini çeken aslında MHP ile CHP değildi, HDP'ydi. HDP bombası yine AKP'nin elinde patladı bana göre. Onun için yine koalisyon pozisyonu doğacak. 2 Kasım'da bu görünüyor. Bu koalisyonu yani yapmayan direkt günahı AKP'nin de değildi. Kenya'dan telefon açıp intihar mı ediyorsunuz diyen Sayın Erdoğan'ın da. Şimdi yine aynı durumla bir daha 2 Kasım'da. Biz siyasetçiyiz. Ben arkadaşlara diyorum ki biz 1 Şubat 2016'ya hazırız kardeşim. Seçim buyurun. Demokrasinin olmasın buyurun. Niye 1 Şubat'ı işaret ediyorsunuz? 3 ayın bir an önce. Çok hızlı olsun diye bir an önce 1 Şubat 2016 örneği gibi. Bunu ama koyalım. Bu gerginliği bu toplum kaldırabilecek mi? Kaldıramaz. Yani kaldıramaz. Bu içerisinde 4 bunun içinde MHP ile AKP koalisyonu olursa da kaldıramaz.
HDP asla hiçbiriyle olmadan koalisyon olmalı. Netice itibariyle burada görünen muhakkak ki olmazsa olmaz CHP koalisyonudur. Peki, tıpış tıpış gelecekler diyor ya, tıpış tıpış verecek. Bunun bir de tersi var. Tıpış tıpış verecek koalisyonu. Peki. Ha, MHP-AKP koalisyonu olursa da bu ateş sönmez. Burada sağduyulu, bu memleketin yangınını serinletip, soğutup, herkese demokratik yaklaşıp, tüm insanlara eşit, adaletli, özgürce yaklaşacak olan bir sağduyuya ihtiyaç var. Bu sağduyu Cumhuriyet Halk Partisi koalisyon çalışmalarında göstermiştir. Yeni seçim alanlarında, meydanlarda da göstermiştir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne sanki özellikle liderinin iş yapma biçimindeki algıyı yükseltmiş gibi evet, görünse de öyle görünüyor belki %1'ler, 1,5'lar seviyesinde işte CHP'ye küskün olanların da CHP'ye kaydığı varsayımıyla, evet, işte HDP'ye kaymış oyların tekrar geri döneceği varsayımıyla %28'ler, 29'lar seviyesinde, 30'lar seviyesinde. Evet, anketler öyle gösteriyor. Gösteriyor. Böyle bile olsa Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili değerlendirmeler, özellikle Devlet Bahçeli'nin hayır tavrı toplumda MHP kökeninde arzu edilen karşılığı bulamadı. Yani koalisyon kaçınılmaz gibi görünüyor. Evet. Doğru. Bu durumda önümüzde bekleyen yeni anayasanın yapılması sorunu yeni, var. Yeni anayasanın sistemi, yapılması. Yani CHP'siz bu, anayasa yapılabilir mi? Güçlü bir anayasa CHP ile olur. CHP'nin bürokratları buna hazır. Kafalar hazır. Ehil ekipler hazır. Yani üstesine, kimseyi küçümsemiyorum. Ama Burhan Kuzu'yla, ne bilmem ne Bozdağlar'la asla ve asla MHP'nin hukukçularıyla, bürokratlarıyla asla ve asla demokratik bir anayasa oluşmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oraya muhakkak elini koyması lazım. Aklını koyması lazım. Sağduyusunu koyması lazım. Neresinden bakarsan bak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyaç var. Peki. Adalet Bakanlığı'nı bugün AKP ile CHP koalisyon yapsalar, dışişler, adalet, milli eğitim, içişleri, bunları CHP'ye Allah aşkına biz çuvalladık. Bu memleketin ateşini bu vaziyette düşürme şansımız yok. Bu bakanlıklar en önemli bakanlıklar, biz bunun içine ettik. Bilmem kaç tane Milli Eğitim Bakanı değişti. Derhal bunları gelin siz alın, kucaklayın, bu sorunu çözün diye Cumhuriyet Halk Partisi'ne teslim etmek zorunda. Eğer yanlış bilmiyorsam Samsun'da Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden sonra 4'ü artık hesaplamaya başladık. Büyük ihtimalle 4. vekili de çıkaracağız dediniz. Evet. Bunu neye dayanarak söylediniz? Bu neye dayanarak söyledim? Ben kafadan şöyle düşünüyordum. Diyordum ki AKP'nin mitingi, yani Sayın Davutoğlu'nun mitingi canlı olmadı. Biz onu ikiye katlarız. Çünkü yani psikolojiktir bu. Şehir halkı ölçüyü medyasıyla, uzaktan seyreden insanlarıyla, yukarıdan resim çekenleriyle vesaire insanları ölçüyü Cumhuriyet Meydanı'ndan çıkaracak. Bunu ikiye katlarız. Evet, CHP geliyor kardeşim derler zihniyetindeydik. Bu bombaların patlaması, insanlardaki tedirginlik ve de Sayın Kılıçdaroğlu'nun halkın ayağına gidelim. Yani üç yer ayarlayalım. Daha sıcak temas olur, daha bölgesel, yani şehrin içindeki, yani Çarşamba'nın sorunu ayrı, efendim söyleyeyim Bafra ayrı, Havza ayrı, şehir merkezi daha ayrı. Biz oralarda daha sıcak temasla halka hitap ederiz. Daha rahat sorunları, şehrin sorunlarını ve o bakış açılarımızı daha rahat anlatırız diye bir düşüncesi vardı. Benim oradaki endişem de şuydu. Ya acaba bu birimlerde biz yeterli kalabalıkları sağlayabilir miyiz? Şimdi Çarşamba'da bakacaksın falan. Çarşambayla başladık. Zaten orada kendini gösterdi. Çarşamba'da beklediğimiz kalabalık ikiye katladı. Yani tahmin ettiğimiz, işte şu meydanın şurasına otobüs çekeriz. Ben de Çarşamba, Terme, Salı Pazarı, Ayvacık, o bölgelerin sorunuyum, sorumlusuyum. Tekeköy, Canik. Canik şimdi benden çıktı. İlk adımı aldık. Şaban Bey'e verdik Canik'i mesela. O bölgelerle ilgili endişe ve sıkıntı bendeydi. Toparlanır mı, eder mi? En fazla stresim oradaydı. Yani şu kadar olsa durumu kurtarır dediğimi ikiye katladık.
Meydan basından zaten görüyoruz. Şapkalısı, teyzesi, amcası, herkes oradaydı. Güzel bir ortamdı. Oradan zaten bir defa biz çok büyük bir moralle ve enerjiyle başladık. Onun haricinde geldik Tekeköy'e. Tekeköy tek ilçe olarak miting yaptı. Tekeköy'e taşıma yok. Ne şehir merkezinden ne çarşambadan. Tekeköy'ün kendinin beklentisini normalinde veya üzerine çıktı. Yani ama tek ilçe olduğu için bu makuldü. Geldik şehir merkezine ki enerjinin artık düşmesi lazım. SKM açılışı. SKM açılışına o çiftlik ta arkalara kadar, ara sokaklara kadar full doldu. Ve insanlara soruyorsun, sen full doldu görüyorsun da toplum ne diyor? Vallahi dediler yani keşke bu miting sadece tek başına Cumhuriyet Meydanı'na yeter. O kadar değil tabi ama. Geldik Atakum'a. Günlerden pazartesi. Mesai saati Atakum full. Cadde geniş. Çiftlikten çok daha geniş. Büyüklüğü çiftlikten daha uzun desem yere. Ya da yine eş değil. Yani bunlardan yola çıkıyor. Tabii bunları görüyorsun. Sonra yolda gidiyorsun. Bafra. Bafra hepimiz biliyoruz ki daha muhafazakar. MHP ve AKP tandansında oyların yoğun çıktığı bir bölge. Beş yolda miting yapılacak dendi. Ben Bafra'yı da iyi biliyorum. Ya beş yola 3 kilometre, 5 kilometre varken daha insanlar yollarda, hatta bazıları başka partilerin diyeyim işaretlerini yaparak öpücükler yollayıp el sallıyor. Ve orada insanların her tandanstan 7'den 77 insanın koşarak el salladığını görüyorsun. Ve bu 3-4 kilometre devam ediyor. Alana geldiğinde muhteşem bir kalabalık. Yani Bafra burası. Havzaya geldik. Ve o arada şeyi unutuyorum. 19 Mayıs ilçesinde insanlar, tabii evleri barkları yıkılmış. Biz onların sorununu biliyoruz. Yörükler bölgesinde kanunsuz bir ortam. Aynı Çınarlık'ta olduğu gibi. Yani orada koruma imar planı, revizyon imar planları yapılmıyor. Vatandaşın elinden alındıktan sonra yapılacak. Oyunlar bu kadar basit oynanıyor. İnsanlar buna uyuyor. Nasıl yani? Mesela koruma imar planı yapılsa o vatandaşların evleri, barkları 30 yıl, 40 yıl, 10 yıl, 5 yıl süre vererek ahşap kaplama kaydıyla falan diye kurullar bunlara onay verecek. Haydi yıktım sizi demeyecek. Şu anda arsalar yok. Bugün aynı şekilde Costal'da yaşayan insanlar gibi. Yalı Mahallesi. Onların da tapuları kimin, hatta çok mahkemelik ilginç durumlar. Onların da evleri yıkılıyor. Niye revizyon imar planı yapılmıyor? Bugün işte Anadolu Mahallesi, Canik'teki mahalleler. Onların yıkım kararları, kentsel dönüşüm uygulanıyor. Onlara imarları, kendi tapuları verilmiyor. Al senin bu parsel, al senin bu parsel, siz burada ortaksınız denmiyor. Yıkılıp daireler veriliyor. Kurtarmayanlar ekstra para vermek zorunda kalacak. İnsanlar oraları hep kaybedecek. Yani hala bu aymazlığın içinde gelip de nasıl AKP'yi tercih edip de oy verme, arsalarını, evlerini kaybetme pahasına kafalarını deve kuşu gibi kuma sokup nasıl böyle AKP sevdasıyla görmemezlikten geliyorlar, aklım nizanım almıyor. Peki bakalım 1 Kasım'da... Kavak aynı şekilde, Havza aynı şekilde. O ihtişam tabloyu görünce diyorsun ki tamam kardeşim 3 sağlam da kaç oy farkla geliyor 3 ki 4'ü yakalayabilir miyiz? İnşallah yakalarız. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Bey. Yani şeylere hiç fırsat kalmadı. 7 Haziranlarda falan konuşuyorduk. Biz işte asgari ücret 1500 yapacağız. Bilmem şu şöyle olacak olacak ama elin arabasının portatifini çalanlar bizim programı da taklit etti. Bir geçen seçimlerde başta da söylediğim yarım kalmasın. Yok Kanal İstanbul diyenler, ondan sonra tank diyenler şimdi batmağa yiğit arıyoruz değil mi? Batmağa enayi arıyorlar. Otomobil olayı dünyada kapanmıştır artık. 40-50 yıl önce buna karar vermek lazımdı. Bugün elektrikli otomobil derse varım kardeşim. Mantıklıdır. Güneşten bugün güneş enerjisi başlamadan, güneş tarlaları başlamadan güneş çanakları veya güneş cehennemi diyorlar. Bugün Türkiye'de de yavaş yavaş yapımı başladı. Güneş enerjisi tüm dünyanın göz diktiği yer biz nükleer santrallar. Nükleer santralda küllü karşı değilim. Bir tane santralımız olsun, iki tane de olsun. Hem nükleer enerjiyi öğrenme açısından hem enerjinin çeşitlenmesi açısından. Güneş tarlaları bitti, yeni bir sistem geliyor. Biz bilmem neyle uğraşıyoruz. Yani AKP'nin bana göre attığı bu hayal projeleri dahi bitmiştir.
İktidarın sonunda acaba ben bu enayileri nasıl kandırırım affedersin dercesine benim kanıma dokunuyor. Benim aklımla alay edemez. Başkalarını edebilirsin ama bu kadar da insanlar saf yerine alınmaz yani. Peki bakalım 1 Kasım'da nasıl bir tablo karşımıza çıkacak? İnşallah hayırlı olur. Şayet yine büyük ihtimalle vekil olarak yine mecliste olacaksınız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının düşmeyeceğini öngörerek söylüyorum. Evet yani hayırlı söyle. Masaya ama yatırıp, Allah bana bu memleket için, din İslam için, ülkem için can hıraç uğraşıp, can verme pahasına çalışıp doğruları korkmadan açıklıkla her türlü ortamda savunup söylüyor. Ama partimin, siyasi görüşümün zihniyetini öne çıkartarak yalana, talana, dolana, israfa, harama değil. Bu ülke ve bu ülkenin gelecek nesilleri için ne söylenip ne yapılması gerekiyorsa günlük değil gelecek projelerine cesaretle savunup imza atacak bir hayat-ı tekini nasip etsin. Ve Allah da bana başka türlü başka bir şeyi nasip etmesin. Şu anda zamanımız doldu. Galatasaray maçı da başladı. Tabii eski lise çağlarındaki Galatasaray hareketi, harareti, enerjisi yok ama diliyorum ki Galatasaray'ımız da, Fener'imiz de Avrupa kupalarında başarılı olurlar. Arkadaşlarımız işaret skor bilgisi verdiler. 1-0 mağlup durumda şu anda. Anladım. Öyle mi? İnşallah 1-1 olur. Efendim teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. 1 Kasım, yani bu söylediklerinizi tabii bir yere koyuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin vaatlerini can kulağıyla dinliyor izleyiciler ama dediğim gibi ülkenin gündeminde şu an terör, şiddet, toplumsal gerginlik bir an önce bu kaosun ortadan kalkmasını arzu ediyor. Bu kaosun yaratılmasındaki sebep, müsebbipler bellidir. Bunu, o olmasa cumhuriyeti savunanlar, AKP karşıtlarının makul, mantıklı bir şekilde cumhuriyet tehlikede diyenlerin oylarını toplayacaklar. Havuz Cumhuriyet Halk Partisi. Sağduyunun sesi. Teşekkür 1 Kasım sonrasında tekrar İnşallah. Masaya yatıracağız İnşallah olanları. Değerli izleyiciler, Hayat Tekin, Samsun Nabzı'nın 2. bölümünde konuğumuz oldu. Şimdi izin verirseniz Samsun Nabzı'nın içerisinde bir yeni köşe oluşturduk efendim. Nabız isimli bir program. Samsun Nabzı'nın içerisinde Samsun'un nabzını tutmak için ayaklı mikrofon ekibi sevgili Mustafa ve Nur birlikte Derdini Söyle köşesiyle evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek mikrofon uzattılar. Bakalım orada izleyiciler neler söylemişler, hangi taleplerini dillendirmişler ve haber aksın izlenirliği ile ilgili acaba kumandalarının kaçıncı sırasına aksiyeli yerleştirmişler. Bunları göreceğiz. Her hafta bir 5 dakikayı nabız olarak ilk adımda Atakum'da, Canik'te ve Tekeköy'de attıracağız. Arkasından da bütün ilçelerde bu çalışmaları yapacağız. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyorum efendim. Cuma günü Fuat Köktaş 21'de Samsun Nabzı'nın konuğu olacak. Mutlu geceler diliyorum efendim. Sevgili seyirciler, ayaklı mikrofon bugün farklı bir tarz deneyecek. Gireceğiz esnafa, soracağız. Bugün derdiniz ne yani? Bakalım onların dertleri neymiş, öyle öğreneceğiz. İlk önümüze gelen dükkana giriyoruz. Bakalım onlar bizi beklemiyorlar tabii ki ama neler söyleyecekler, dertleri nelermiş. İsim neydi? Hoş geldiniz, Abdullah. Abdullah abi, nasıl gidiyor iş güç? Çok şükür Allah'a, iyidir. Şimdi biz bir konsept düzenledik. Diyoruz ki bugün esnafımızın derdi ne? Sadece esnaf, vatandaşımızın derdi ne? Hani var mı bir derdin, sıkıntın? Buradan mikrofonunuza söylemek istediğin. Ha işte biraz düşük. Neden? Neden? Seçimden dolayı. Bayram girdi. Bayramdan sonra tekrar seçim. Tekrar seçim. Bizim işleri biraz düşürdü. Ya bir an önce işte seçim hallolup işlerin rayına oturmasını bekliyoruz. Bir de şimdi abim, biz diyoruz ki, şimdi madem biz Haberaks televizyonuyuz, değil mi? Merak ediyoruz. Esnafımızın ya da herhangi bir eve girdiğimizde kaçıncı sıradayız? İlk 9 rakama girebilmiş miyiz, girememiş miyiz? Siz de televizyonda var, gördük. Evet. Kaçıncı sıradayız? Haberaks kaçıncı sırada? Haberaks 1. sırada. 1'de. Evet, 1'de. Abi şaka yapıyorsun. Şaka yapmıyoruz. Bir göster, inanmıyoruz tabii ki. Öyle inanmak olmuyor. Hemen bakalım. Direkt 1'e mi basıyorsun abi? Direkt 1'e basacağız. Vallahi direkt 1'e bas. Buyur. Şok olduk mu Mustafa? Neden?
aslında mantıklı yani. Sonuçta Samsun'un kanalıyız biz. Aynen. Değil mi abi? Aynen. Siz de o niyetle yaptınız herhalde. Herhalde canım. O zaman ne diyoruz? Şimdi tabii bunu abimiz bilmiyordu. Şimdi biz Haber Gazetesi'nin bir aylık, bir yıllık diyecektim bu. Bir aylık abonelik veriyoruz. Hani böyle bir şey gerek duymuşsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu bir bence vatandaşlık sorumluluğudur diye düşünüyoruz değil mi Mustafa? Teşekkür ediyoruz. Bir aylık gazetenizin aboneliğini yaptık gitti. Çok teşekkür ederim sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Merhaba. Merhaba buyurun. Rahatsız etmiyoruzdur inşallah. Estağfurullah buyurun. Nasılsınız? Sağ olun siz. Biz de iyiyiz. İsim neydi? Özcan Aydın. Özcan Aydın. Özcan abi biz şimdi soruyoruz belki şaşıracaksınız ama var mı bir derdiniz, sıkıntınız? Bizim derdimiz tek Samsunspor. Sahip çıkılmamasından dertliyiz. Başka şu anda bir derdimiz yok. Ne yapılsın Samsunspor'a? Zaten hepimiz aynı şey sıkıntı içerisindeyiz zaten ama siz neler söylersiniz Samsunspor'la ilgili? Samsunspor'a belli başta birkaç kişi sahip çıkıyor. Büyük iş adamlarımız var. Sadece bu kadar büyük iş adamımız yok Samsun'da. Onların genele yayılmasını istiyoruz. Birkaç senedir ligin kıyısından dönüyoruz. Sahip çıkılmamasından dolayı bu oluyor. Taraftar olarak zaten biz her maça gidiyoruz. Her şeyde şekilde destek veriyoruz ama iş adamlarının sahipsiz bırakmasından, mesela burada çok büyük firmalar var. Onlar sahip çıkmıyor. Siyaset adamlarından da sahip çıkmayanlar var. Bu yani başka yani bir sıkıntı Samsun yok. Samsunspor'a bir el atın artık yani diyorsun. Tabii el atmaları gerekiyor. Abi televizyonunda Haber Aks var mı? Var. 55'te. Niye 55'te abi? Çünkü 55 Samsun'un plakası. Abi sen de şimdi gel. Geçelim televizyonun karşısına. Gel abi buraya. Onu. Şimdi 55'e bakıyorum. Televizyon olmuyor mu? Abi hani 55? 60'a çık o zaman. Ya yeni format attık da. Diyor ki abi formata 60. Abi şimdi bunu ne yapıyoruz biliyor musun? İlk 9'u alıyoruz. Tamam mı? Olur. Madem Samsunspor'sa Haber Aks'ta... Ama niye 9'la ne alakası? Hani ilk 9 hani rakam, ikinci bir rakama gerek olmasın istiyoruz biz. Tamam. O yüzden bizim... atalım o zaman. Tabii biri atalım zaten. Tamam, o zaman olur. Biri atalım. Amaç Samsun'sa Samsun'un kanalı izlenmeli değil mi? Biz kanaldan önce bir Samsunspor Süper Lig'e çıkaralım. Kanal kolay. Kanal hatta hep biri atarız yani tamam. Sıkıntı yok. Bundan sonra da... Evinde de bir numarayı alıyorsun. Tamam İnşallah. Bizim evimizde bir numarada. Biz onun sözünü verelim de siz de Samsunspor'a destek adı altında biraz da siz taşın altına elinize atın. Ve bizim dediklerimizi büyüklerimize iletin. Hiç merak etmeyin iletilecektir. Ben hemen alıyorum bir saniye şunu bırakacağım. Aynen. Evet. Gördüğünüz gibi artık Haber Aks birinci kanalda. Evet. Evde de bunu yapıyorsun abi. Tamam söz. Tamamdır. Buradaki abilere de söylüyoruz. Tamam. Siz teşekkür ederim. Dediklerimize, büyük abilerimize söyleyin. Biz kanal sıkıntı yok. O iş bizde abi tamamdır. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Sadece esnafa mı soruyoruz? Tabii ki hayır. Kapı açık. Girdik. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Haber Aks televizyonundan geliyoruz. Hoş geldiniz. Merak ediyoruz var mıdır bir derdiniz, sıkıntınız? Şu anlık bir derdimiz çünkü şükürler olsun yok. Ama ülke adına bir sorunumuz varsa biliyorsunuz terör sorunumuz var. İnşallah onu da siyasiler çözecekler. Acaba televizyonumuzda kaçıncı sıradayız? 7. sıradayız televizyonumuzda. Ezbere de biliyorsunuz. Evet yani takip ettiğimiz için. Genelde. Gerçekten takip ediyor musunuz? Evet takip ediyoruz. Öyle mi? Evet. Ama biz eğer sizin için de sakıncası yoksa eve girip kontrol etmek istiyoruz. Hani bu artık sıkıntı olmaz değil mi sizin için? Yok kesinlikle hayır. O zaman Mustafa bence biz girelim içeri. Bak 7. sıradayız. O zaman size çok teşekkür ediyoruz. Ondan Mustafa bana dön. Abimize bir teşekkürü borç biliyoruz. Bizi izlemeye... Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. İnşallah gururla ama... izliyoruz zaten sizleri. Gururla izliyoruz dedi ya. Çok mutlu olduk şu anda. Ama... Tabii bunu ödülsüz de bırakmamak lazım değil mi Mustafa? Buradan şunun sözünü de veriyoruz. Madem Haber Gazetesi takipçisisiniz ayrıca televizyonun dışında. Biz de size bir aylığına Haber Gazetesi aboneliği. Oo çok güzel. Teşekkürler. Artık bol bol daha rahat bir şekilde takip i̇nşallah, edersiniz. İnşallah. Belki ondan bir aydan sonra da siz kendi abone olursunuz. Devam ettirirsiniz. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Bugün biz berberlerden gittik. Bakalım herkesin var bir derdi. Bu berberin derdi ne acaba diye giriyoruz. Merhaba.
Merhaba. Haberaks Televizyonu. Nasılsın? İyiyiz. Ne yapıyorsun burada? Çalışıyorum. Çalışıyorsun. Ne deniyor? Kalfa yok. Çırak. Çırak, he çırak. O meşhur çıraklardan biri işte. Var mı bir derdin, sıkıntı? Yok. Allah'a şükür yok. Memnun musun patron? Memnunuz. Patron nerede? Orada. Aha, patronun yanında patronu eleştirmek olmaz tabii. Nasılsınız? Hoş bulduk. Haberaks Televizyonu. Farkındayım. İzliyor musunuz bizi? Genelde. Yani genel. Fırsat bulursak. Yani izlemiyoruz bak, doğru söyleyeyim. Vardır ama takip ettiğiniz programı. Tabii. Mesela onları... Sinan abinin programlarını çok takip ediyoruz. Sinan Sallabaş'ın, evet. Samsun'un nabzı. Evet. Buradan Sinan abiye saygılar diyelim o zaman. Onun programına, onun izleyicisini çekiyoruz. Ya bilmiyorum, çok güzel bir program yapıyor siyaset konusunda. Bayağı. O Sinan Sallabaş şunu merak ediyor. Bizim vatandaşımızın derdi, sıkıntısı var mı? Tabii ki. Tabii ne ki. Derdiniz? Mesela derdiniz ne? Görüyorsunuz. Boş. Yani. Niye boş? Vallahi biz seçimlere şu anda vurgu yapıyoruz ama bilmiyorum. Çünkü piyasada bayağı bir kırgınlık var. Hı-hı. Görüyorsunuz. Tabii esnafın en büyük sıkıntısı. Yani. Bir de artı eleman sıkıntınız çok. Elemanınız yok. Çırak yetmiyor mu size? Çırak yetiyor da koltukları görüyorsun. Hı. Normalde 6 koltuğa 3 kişi çalışıyorum şu anda ben burada. Eleman sıkıntısı var. Anladım. Daha sonra bütün iş yerlerinde aynı şekilde. O zaman mesela. Bir de şunu merak ediyoruz. Madem hani tamam çok sık takip etmiyor olabilirsiniz ama evet. Bizim televizyonumuzu takip ediyor musunuz? Biz televizyon, üç tane televizyon var. Evet. Bugün müşteriniz az olabilir ama bunun dolu olduğu anlarda vardır tabii ki şurada bir sürü koltuk var. Tabii ki. Biz merak ediyoruz. Haberaks Televizyonu televizyonunuzda kaçıncı sırada? İkinci sırada. İki. Evet. İlk ikide yani. Biri gördük. Yediyi gördük. Ama ikiyi görmedik ve biz görmek istiyoruz. Mümkünse. Hemen açayım. Kamera karşım yukarıda çekebilirsin. İlk ikide olduğunu görsün. Tamamdır. Tam denk geldi. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür çok mutlu olduk. Bizi takip etmeye devam edin diyoruz. Sonuçta kendi kanalımız, yerli kanalımız. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Her zaman ilk onun içinde olması gerekiyor. Ödülsüz de bırakmak istemiyoruz. Hani bu sorumuzun tabii mükafatı olmak zorunda. Sonuçta siz bizi ilk 9'a artık hani çift rakamlara geçmeden almışsınız. Biz diyoruz ki size bir aylığına Haber Gazetesi aboneliği verelim. Kabul ederseniz. Çok teşekkür ederim. Artı zaten Haber Gazetesi daimi iş yerimde vardır. Siz kendiniz zaten alıyorsunuz. Evet. Ama evet. Bir aylığına abone etmek istiyoruz sizi gazetemize. Evet. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrar teşekkürler.